Şimdi New York'a gideceğiz. Federal Soruşturma Bürosu'nun bir soruşturması var. New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'den yasa dışı bağış alıp almadığı soruşturuluyor. ABD basındaki haberlere göre iddianamede Adams'a yönelik bir suçlama yer almıyor şimdilik. FBI görevlilerinin Eric Adams'ın seçim kampanyası bağış sorumlusu Brianna Sachs'ın evinde arama yaptığı ve Sachs'ın kamu yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandığı belirtildi. Dün oldu bunlar. Mehmet Sümer New York'ta, bakalım Mehmet'e bağlanabilecek miyiz? Mehmet, ne oluyor ki Washington'a gelmesi söz konusuydu belediye başkanının ama bu iptal edildi. Ne var suçlamalarda? Öncelikle şunu söyleyelim, şu an bulunduğum nokta, hatta şöyle çekileceğim izleyicilerine görmesi için, hemen karşınızda gördüğünüz ev dün sabah saatlerinde FBI yetkililerinin gelip soruşturma kapsamında arama yaptıkları New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın danışmanı ve bağış toplayan çalışanlarından Brianna Sachs'ın evi. Bu evde bir arama yapıldı. Peki soruşturma kapsamında neler var? Öncelikle şunu söyleyelim. Amerika'da siyasilerin seçim kampanyalarında, bu ister senatörler olsun, ister temsilciler meclisi üyeleri olsun, isterse belediye başkanları olsun, seçim kampanyalarına bağış yapılabiliyor. Bu yasal. Ancak FBI'nin soruşturmasına konu olan durum, Türk hükümetinin Amerika'da yaşayan kişi ve şirketler aracılığıyla Eric Adams'a uygun olmayan şekilde bağış yapmış olabileceğine dair bir durum söz konusu, bir iddia söz konusu. Burada bir inşaat şirketinin ismi geçiyor ve yine bazı şahısların isimleri geçiyor. Şunu söyleyelim, Brianna Sachs aslında son derece başarılı sayılabilecek bir bağış toplayıcısı. Çünkü Eric Adams'ın belediye başkanı, New York Belediye Başkanı seçildiği kampanyada yaklaşık 18 milyon dolar bağış toplamış bir kişi ve bu bağış kampanyalarında aktif olarak yer almış bir isim. Benim öğrendiğim bilgiler kapsamında Brianna Sachs'ın Brooklyn Belediye Başkanlığı döneminden bu yana, yani 2017 senesinden bu yana Eric Adams'la çalıştığını öğrendik. Brianna Sachs'a bugün ulaşmaya da çalıştık. Ben bizzat telefonundan da aradım ancak mesaj da attım. Bunlara geri dönmedi. New York Belediyesi sorularımızı yanıtsız bıraktı şu aşamada. Ancak burada Türk iş adamlarıyla görüştüğümüzde, örneğin ismi geçenlerden biri, New York'ta restoranlarıyla tanınan, Ali Baba restoranlarıyla tanınan iş adamı Ali Bey ile görüştük. Kendisi, evet ben bağış yaptım. Burada çok sayıda Türk iş adamı da zaten bu seçim kampanyasında Eric Adams'a bağış yaptılar. Çünkü Eric Adams, Brooklyn Belediye Başkanı olduğu süreçten bu yana Türklerle son derece yakın ilişkilere sahip birisi. Ben de bağış yaptım, eşim de bağış yaptı. Başka bağış yapanlar da var. Ama herhangi bir şekilde yasa dışı bir bağış durumundan benim haberim yok ifadesini kullandı. Söylediğimiz gibi şirketler ya da şahıslar bağış yapabiliyorlar. Ancak burada soruşturmaya konu olan Türk hükümetinin ya da Türk hükümetinden birilerinin Amerika'da iş yapan Türk vatandaşları üzerinden Eric Adams'a yasa dışı sayılabilecek şekilde bağış yapıp yapmadıkları soruşturma bu kapsamda yürütülüyor. Söylediğim gibi bu kapsamda da FBI yetkilileri gelip arkamda gördüğünüz evde bir arama yaptılar. Henüz iddianame hazırlanmadı ve ortaya çıkmadığı için, en azından Amerikan yargı sistemi içerisinde iddianame henüz sisteme girmediği için doğrudan Eric Adams'a yönelik olarak bir suçlama var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ve kaç paralık bir bağıştan bahsediliyor ona da dair olarak net bir bilgi henüz elimizde yok açıkçası. Ancak konuyu takip ediyoruz. Bu bilgilere de ulaştığımızda yine izleyicilerle, VOA Türkçe takipçileriyle bu bilgileri de paylaşacağız.